Aşık Abu Bekir Zamani bu ocağın son halkalarından veya o ocağın ilk çıraklarından diyelim. Yine Narman Eşrafı'ndan değerli üstadımız, ozanımız Aşık Fuat Çerkezoğlu. Onu da bir tarafa alalım. Şimdi onlar sazlarını takıp ayar ederken ben bir kısa anlatacağım. İstediğiniz yere oturun. Bunlar dediler ki bak seni de ortaya alabiliriz Sayın Başkanım. E dedim ben Nusret Sümmanioğlu'nun çırağıyım. Son çırağıyım. Belki benden sonra halkaya katılan da henüz olmadı. E bakalım biz de bir şeyler ederiz. Yalnız türkülerinizi söyleyin ondan sonra. Şimdi sözlerden bahsedilince Osman Başkanım bir mevzuat söyledi. Padişahın bir tanesi böyle tabii ki onu ünü şanı yayılmış. Evladından da kerimelerinden bir tanesi 18-20 yaşlarında. Vezir-i Azam'dan bir tanesi buna göz koyar. Padişahın kızına böyle düz konuşalım. Padişah da bunu sezer, bu vezirin kafasını koparacak yalnız bir bahane bulamıyor. Bir gün kafasında bir plan kuruyor. Diyor ki Vezir-i Azam'a, ben diyor 3 tane ima ile diyor bir sorun var. Şöyle bir tellalları bağırttırın diyor. Kim bu 3 ima ile bu 3 soruya cevap verirse ona kızımı veririm, ağılında da altın veririm. Vezir-i Azam tutuşuyor. Bilemezsen kafa kesilecek. Başka çare yok, tellallar bağırıyor. Bugünün deyimiyle Keloğlan'ın birisi de o gün yeni zindandan, işte hapisten çıkmış. Bunu duyunca lan diyor zaten bir yıldızım var, dün akşamdan o da açmıştı. Eğer bilirsem yaşadım, bilemezsem zaten benim hayatım bitmiş, varsın bu kafada geçsin. Tabii ki ben diyor bilirim. Şartlarda gözlerini yumuyorlar, bağlıyorlar, ağzını bağlıyorlar. Kenardan o tellallar tutuyorlar veya görevliler padişahın huzuruna getiriyorlar. Nereye gittiğini bilmiyor. Böyle bir ıssız bir odaya getirince padişah tabii ki oturuyor divanında. Açın diyor bunun gözlerini, ağzı kapalı kalsın. Açıyorlar gözlerini, ağzı kapalı. Diyor evladım hazır mısın diyor. Hazırım diyor, kafasını sallıyor. Çünkü ağzı kapalı ya, konuşamıyor. Bana ima ile cevap vereceksin. E peki diyor. Kafasını sallıyor. Birinci soruyu soruyorum evladım diyor. Kafasını sallıyor ve padişah şu hareketi yapıyor. Bunu yapınca Keloğlan da böyle yapıyor. Tamam diyor, birinci soruyu bildi. İkinci soruya geçiyor. İkinci soru da böyle yapıyor. Keloğlan da böyle yapıyor. Tamam diyor, onu da bindi. Üçüncü, evladım hazır mısın? Hazırım. Tamam diyor, padişah şöyle bir daire çiziyor. Böyle çizince tamam diyor, o da böyle yapıyor. Tamam, üçüncüyü de bildi. Verin diyor. Veriyorlar, Vezir-i Azam tutuşuyor. Ulan adam geldi, şöyle böyle bir etti. Kızı da aldı gitti. Parayı da, altını da aldı gitti. Hemen o el altından birkaç atlı görevlendiriyor. Kendisi de alıyor. Kervanın önünü kesiyor. Dur hele kardeşim, öyle kolay değil buradan kız götürmek, altın götürmek. Ne yaptın öyle böyle demekle, böyle işaretlerinden? Padişah sana böyle yaptı, sen böyle yaptın. Keloğlan diyor ki ya ondan kolay ne var diyor. O bana dedi ki senin bir gözün çıkarırım. Ben dedim senin iki gözün çıkarırım. Lan bu kolaymış diyor. E peki böyle yaptı dedi ki sana, o bir Osmanlı tokatı vurursam görürsün. Ben dedim ben de sana yumruk vururum. Ya bu da basitmiş. E bu ne diyor? Herhalde kaymakamım o, bu Erzurum civarındanmış demek ki o Keloğlan. Diyor ki bu da diyor dedi ki şimdi bir sahan haşil olsa yerdik. Ben dedim içinde yağ olsa daha da güzel olurdu. Hal böyle deyince Vezir-i Azam padişaha kavuşuyor. Ya padişahım böyle böyle sormuşsun, haşıl maşıl sormuşsun, bu neyin nesi? Diyor ki ya ne haşılı ne Allah'la, çabuk getirin diyor onu geriye. Tabi yine tutup getiriyorlar padişahın huzuruna. Getiriyorlar ya, diyor ki ağzı açın diyor, ağzını gözünü her şeyini açın diyor, şimdi sözlü cevap verecek. Ey evladım diyor, ben sana diyor böyle yaptım. Sen böyle yapmışsın, benim gözümü çıkarmışsın. Bu böyle soru değildi bu diyor. Hayır padişahım tekrar yap diyor. Sen böyle yaptın. Allah bir. Ben dedim Resul Hak. E tamam ben böyle sordum. E peki ikinci ne bu yumruk? Benim yırtlağıma yumruk vuruyor musun? Tokat mokat olayı.
Ya padişahım, yok sen dedin ki İslam'ın şartı beştir, ben dedim zaten o kalbimde. E tamam, ikinci soru da tamam. E peki oğlum bu haşıl neyin nesi? Ya padişahım diyor, bu haşıl sen dedin ki diyor dünya yuvarlak, ben de dedim ki padişahım içi boştur. Sen de tamam dedin, evet evladım doğrudur öyle. Peki bu Vezir-i Azam'a orada bu soruyu niye böyle cevaplamadın? Ya padişahım, sokak ortasında sorulan soruya öyle cevap verilir, padişah huzurunda sorulan soruya böyle cevap verilir. Osman Başkanım oldu mu? Peki değerli ustalar, kusura bakmayın, aslında çok şiirlerle donatırdık ama bu da bir güzellik oldu diyoruz. Biraz sonra devam edeceğiz. Ustalar buyurun, sonra beni mi alacaksınız? Buyurun. Birer tane Türkçe okuyaksan hazırlan, hemen seni alacağız. Evet, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Protokol, hepinize hayırlı muhabbetler, hayırlı programlar temenni ederim. Bir Türkçe okuyayım, ondan sonra da Fuat abim okusun, ondan sonra da birbirimize böyle bir karıştırak vuralım. Sarı Nesir'den halk etti Tazel Hak Adem'i. Cennetten sürgün ettiler, haça bastı Adem'i. Çıktı Serentip Dağı'na, ahu figan eyledi. Affetti Mevla günahım, murad aldın Adem'i. Yere çıktı Serentip Dağı'na, ahu figan eyledi. Affetti Mevla günahım, murad aldın Zemine gel gelin. İçinde gece gündüz niyaz etti, ya Rab gönder çaremi. Bir vaktini geçirmedi, borcunu eda eyledi. Hiç aklına getirmedi, asla dünya kelami geldi. Bir vaktini geçirmedi, borcunu eda eyledi. Hiç aklına getirmedi, asla dünya kelami geldi. Sahrada doğdu çünkü Hecer anadan, ayağını yere vurup ishar etti Zemzem'i. Caner Sepkin uş eyledi Şah Maral şerbetinden, cümle çiçek seda verdi anda yaptım elhemi geldi. Hasreti verdi Yusuf'u Kenan için, dünyayı suya gark etti, Nuh'a yüzdürdü gemi. Dersümani muhabbetten hasır oldu Muhammed, anın için ak yarattın 18 bin alemi. Gel gelin.
Geçtim beni muhabbetten, hasıl oldu Muhammed efendim. Onun için hak yarattın 18 bin alemi, gel gelin. Efendim, yaşlı bir hanımefendi, dikkatleri buraya çekelim. Yaşlı bir hanımefendi aynaya bakmış. Demiş ki Allah belasını versin, eski aynaları kalmadı. O zammış ki beni genç gösterecek. Demiş Allah belasını versin, eski aynalar kalmadı. Şimdi senin çarıklı deden demir dağı delendir. Vatan millet uğrunda seve seve ölendir. Yaşamak isteyenler yaşatmayı bilendir. Anarak anlatırlar ceddini anlatanı. Biz ceddimizi anarak anlatırsak yarın da bize kapı açılır. Onun için bu aşık Sümmani'den gıdalanmışız. Biz onun yaprakları da olamadık ama İnan ki bu bölgede bir değerdir Aşık Sümmani. Herkes biliyor, buna çok değinmeye gerek yok. Ben şunu söylüyorum, 7-8 yıldır yapılmazdı, ben üzülürdüm. Neden üzülürdüm? Bu bizim bu bölgenin bir değeri. Adamlar festival yapmak için bilmem yok zeytin festivali bilmem bir şeyler arıyorlar. Halbuki biz de kanıme karra Aşık Sümmani'nin başta Sayın Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu yıl başlattı. Gelecek sene keşke o şapka mı dağı dirsiz iyi. Dedim yemek dağı dirsizse mideler devreye girdi mi kulaklar şeyden bu, çıkar. Bu senin şansın maşallah başladı kardeşim. Evet, biraz formatı değişelim. Bir dörtlük daha okuyalım. Kim olmak isterse hacı, doyurur dört karnı acı. İş arardı hakim savcı, ah bu cehalet olmasa. Evet, cehalet de öyle bir başka bir bela, böyle değişik değişik şeyler verir. Şimdi size bir dörtlük okuyorum, arkasından bir Mehmet'im okuyorum. Yani formatı biraz değiştirelim. Seviyorsan namusunu yurdunu, seviyorsan namusunu yurdunu, canın kadar sevmelisin ordunu, canın kadar sevmedinse ordunu, el paylaşır namusunu yurdunu. Ordusu olmayanın vatanı olmaz. Vatanı olmayanın ne kültürü olur ne de değerleri olur. Evet. Şimdi size bir Mehmet'im okuyacağım. Ondan sonra da Bakım Usta'yı da alacağız. Üçlü bir karma yapacağız. Şartlar altında kurdu Mehmet'im, el bastı Kur'an'a yemin eyledi, koruyacağım diye yurdu Mehmet'im, yurdu aslanım, yurdu Mehmet'im, yurdu askerim, hey hey, koruyacağım diye yurdu Mehmet'im, yurdu askerim, yurdu Mehmet'im. Gemme yükseklerden ey şanlı hilal,
Elbette ki göklerdedir istikbal, denizde balina, havada kartal, karada tatbikat kurdu Mehmet'im, kurdu askerim, kurdu Mehmet'im, aslan askerim. Açmışlar savaş, gururlu vakarlı eğilmeyen baş, kanını harc etti bedenini taş, sınırlara duvar ördü Mehmet'im, ördü askerim, ördü Mehmet'im, ördü askerim, hey, hey, hey. Sınırlara duvar ördü Mehmet'im, öldü askerim, öldü Mehmet'im. Çerkez oğlu yazdı milli destanın, her yerde okurur şerefin şanın, kendisine kurşun atan insanı, tutup yarasını sardı Mehmet'im, sardı askerim, sardı Mehmet'im, sardı askerim, hey, hey. Efendim, Sayın Kaymakamımıza, bütün protokola isim saymaya gerek yok. Sayın Başkanımızın şahsında cümlenizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Bakın çetini buraya alıyorum. O biraz meydanı boş buldu bugün. Tek başına. Hele bir gelsin bakalım. Sümmani Şendikleri ilk 1900... Hüseyin abi, neden ortaya oturmamı istedin? Peki. Sümmani Şendikleri ilk... Allah yüzümüzü ak etsin. İlk 1971'di değil mi Hüseyin abi? Ondan sonra bayağı devam etti. Bir ara ara verdi. Yine son dönemler ara verdi. Yine başladı şükür. En azından insanlarımız da yüz yüze geliyoruz. Buyur. Tabii sana veriyorum sırayı. Şimdi diyeceksen önce biz vurmayak, sen vur. Aşıklar da aşıktan istek yapar mı? Yaparlar. Önce dediler bir şiir oku. O zaman ben şiiri ayakta okuyayım, sonra oturayım buraya. Yok, otur. Öyle mi? Bu sefer deli oku. Şimdi bu belde sesi kıstın mı, bana mı öyle geliyor? Yok yok, tamam, güzel. Az efekti ha. Allahu Ekber'in eteklerinde. Şimdi Sümmani Baba dahil nice yıldızlar buralardan akmış ve gitmişler. Ben böyle bir bağlantı kuracağım, böyle bir şiir okuyacağım. Allahu Ekber dağının seyrettim dört yanını, bu karlı tepelerden yıldızlar akıp gitmiş. Nice atsız kahraman feda etmiş canını, tarih sayfalarına İzler bırakıp gitmiş. Bu karlı tepelerden yıldızlar akıp gitmiş. Öyle bir hakikat ki görsen de inanmazsın.
Uyanık ol Mehmet'im, uyursan uyanmazsın. O kadar üşüdün ki ebediyen yanmazsın. Buz tutmuş bakışlarla cennete bakıp gitmiş. Bu karlı tepelerden yıldızlar akıp gelmiş. Göz gözü görmüyordu. Fırtınadan, dumandan Türk askeri döner mi? Emir vermiş kumandan. On binlerce şehit var, zerre yok damla kandan. Bedenden kan yerine şuhada çıkıp gitmiş. Bu karlı tepelerden yıldızlar akıp gitmiş. Allahu Ekber demişler, verirken son nefesi. 90 bin şehit olmuş bu dağın efsanesi. Sanki birer melekmiş yanan her kar tanesi. Her biri bir şehidi peşine takıp gitmiş. Bu karlı tepelerden yıldızlar akıp gitmiş. Çevrede başka ses yok. Rüzgar uğultusundan hiçbirinde eser yok düşmanın korkusundan. Bahar olup uyanmış bu dağlar uykusundan. Çağlamış coşmuş Araz, bendini yıkıp gitmiş. Bu karlı tepelerden yıldızlar akıp gitmiş. Tanırsız aşık Süman'ı. Ona cilve vermiş orada uzak o gün aşık maşuklar. Ne kadar tanırsız baba Süman'ı. Aşığa yön verir öyle maşuklar. Ne kadar tanırsız baba Süman'ı. Buyurun. Şey benim mi? Canan için feda etmiş canını. Ben böyle tanırım aşık Süman'ı. Gezmiş bu dünyanın tam dört bir yanını. Ben böyle tanırım aşık Süman'ı. Belediye gezmiş bu dünyanın dört bir yanını. Ben böyle tanırım aşık Süman'ı. Öyle tanırım aşık Süman. Şimdi biri sordu, biri cevap verdi. Ben ne diyeyim? Cevap mı vereyim yoksa ben de soru mu sorayım? Nasıl edeyim? Sen de cevap ver. Ben size soruyorum. Herkes başka pencereden anlatsın Süman'ı. Kurban mühür vurmuş aşıklığın köküne. Ben böyle tanırım aşık Süman'ı. Kayır sitem almış şüküne. Ben böyle tanırım baba Süman'ı. Dünya kaherini almış yüküne. Ben bile tanırım babayı Süman'ı. Aşka kadem basmış 11 yaşında. Ne hikmet vardı arpa açığında. Kaç gün dua etti mezar başında. Ne kadar tanırsız baba Süman'ı. Kaç gün dua etti mezar başında. Ne kadar tanırsız baba Süman'ı.
Gerçekten bir özüdür, cehalet gecedir, o gündüzüdür. Bütün aşıklığın kılavuzudur, ben böyle tanıdım aşık sunmanı. Hele bütün aşıkların kılavuzudur, ben böyle tanıdım aşık sunmanı. Böyle tanıyorum aşık sunmanı. Ah hele kurban şu gördüğün taşta badeyi sumuş, açmış ellerini kıblaya dönmüş. Vallahi Pir Kemal'ın atına binmiş, ben böyle tanırım baba Sümani. Vallahi Pir Kemal'ın atına binmiş, ben böyle tanırım baba Sümani. Sümani, Sümani. Ah sözüyle yön vermiş ehli imana, ünü dağılmıştı bütün cihana. Kaç yıl yol yürüdü Gülperi Han'a, ne kadar tanırsız baba Sümmani. Kaç yıl yol yürüdü Gülperi Han'a, ne kadar tanırsız baba Sümmani. Karışmış erenlerin meşkine, oturmuş bu sevdanın köşküne. Çok ağlamış Gülperi'nin aşkına, ben böyle tanıdım aşık Sümmani. Hele başın koymuş küt Gülperi'nin aşkına, ben böyle tanıdım aşık Sümmani. Ey tanırım aşık Sümmani. Hele kurban bu aşkın elinden yanmış yakımış, hayat mektebini bakıp okumuş. Değirmanda ilmini dokumuş, ben böyle tanıdım baba Sümmani. Değirmanda ilmini okumuş, ben böyle tanıdım baba Sümmani. Sümmani, Sümmani. Ah ne yapsın bu baki gelmiyor dile, hayatı boyunca çekmiştir çile. Kaç saat cenk etti pirleriyle, ne kadar tanırsız baba Sümmani. Kaç saat cenk etti pirleriyle, ne kadar tanırsız baba Sümmani. Aşık Çerkez oğlu olur mu, olur mu asil? Hiç biter mi aşıkların sevdası? Bütün aşıkların gerçek gıdası, ben böyle tanırım aşık Sümmani. Hele bütün aşıkların gerçek gıdası, ben böyle tanırım aşık Sümmani. Baba zamanı da varmışırsın, gönüllere döner sözünün tersi. Medresede vermiş hocaya dersi, ben böyle tanıdım baba Sümmani. Medresede vermiş hocaya dersi, ben böyle tanıdım baba Sümmani. Sümmani, Sümmani. Buyur usta, o ocaktan geliyorsun, ayağı oradan aç.
Bundan sonra da değerli misafirler, değerli konuklarımız Ablak Taşı'na ziyarete çıkacağız. Sümmani Baba'nın made içtiği gözeden bu bulak başına hep birlikte gideceğiz. Onun akabinde de zaten programın yetkilileri sizleri yönlendirecekler. Ah beylerim görün bizde bağı bahçeyi, bağı bahçeyi. Şembülüller öter Sami Kale'de, Sami Kale'de. Şöyle kabristana nazar eyleyin, kurban ne koç aslanlar yatar Sami Kale'de, Sami Kale'de. Şöyle bir nazar et gör kabristani, ne aslanlar yatar Sami Kale'de. Ah hele 1800 yılında doğmuş idi, doğmuş denize güneşler batar Sami Kale'de. O ocakta yetişenler var idi, ne şafaklar atar Sami Kale'de. O ocakta yetişenler var idi, ne şafaklar atar Sami Kale. Sönmemiş sümmanın yaktığı ocak, ince ince tüter Sami Kale'de. Cümlesini incelersen efendim, tüm aleme yeter Sami Kale'de. Bir manayı çözersen efendim, tüm dünyaya yeter Sami Kale'de. Aman 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 aman. Kuzeyde Ablaktaş, güneyde kale. Kuzeyde Ablaktaş, güneyde kale. Birinde tarih var, birinde lale. Gülperi Sümmani vermiş el ele, hayat başlar biter Sami Kale'de. Gülperi Sümmani vermiş el ele, hayat başlar biter Sami Kale'de. Ah hele olan olmamıştır selamlarını, bilen olmamıştır elemlerini. Anlayan olmadı kelamlarını, söz alır söz satar Sami Kale'de. Anlayan olmadı kelamları, söz alır söz satar Sami Kale'de. Lan aşıklık dedin çok çiledir çile, gel Abdekir sen düş gel düşme nafile. Sümmaninden Gülperi hiç gelmemiş el ele, bizim aşık atar Sami Kale'de. Sümmani Gülperi hiç gelmemiş el ele, bizim aşık atar Sami Kale'de. Bizim aşık atar Sami Kale'de. Ah hele zamanının sohbeti var yarada babam yarada, bakırım ki bir şey dönür arada arada. Askerimiz nöbet tutar burada babam burada, asker silah satar Sami Kale'de. Behçilerim nöbet tutar burada, asker silah satar Sami Kale'de. Ah hele bir sır saklı olur rüyaları, bir sır saklıdır ki onun tayalarında, tayalarında. Seçilmez renk vardır boyalarında.
Baki'yi görmüştü rüyalarında, rüyalarında, menziline yeter Samırkale de. Baki'yi görmüştü rüyalarında, menziline yeter Samırkale. Aşıklar dinler ehli irfanlar, elbette azizim anni yananlar. Buradan geldi geçti nece ozanlar, geçti katar katar sani kalede. Hele buraya geldi geçti nece ozanlar, bince katar katar sani kalede. Mert dayanır la mert katar. Yavrum ey, meydan gümbür gümbürlenir, şahlar şahedi vanatar. Bakır abi. Ezan okunuyor. Evet, esas şahlar şahı divan açar. Ezan-ı şerifle. Bizim divanımız da burada tamamlandı. Ezan-ı şerif güzel bir sedayla bitirmiş olduk. Bu da bir tevafuktur. Allah Sümani Baba'ya rahmet eylesin diyoruz. Biz burada kısa bir konuşma ve son mezarı başı etrafı biçilmemiş, müsait değil. Duayı yapmak üzere değerli müftümüz Salim Hoca'yı mikrofona davet ediyorum. Buyursunlar değerli hocam. Sözleri çıkarayım. Tamam. Selami hocam, pardon. Hocam hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ezan-ı Muhammed'i okunuyor. Ezanı dinleyelim. Ben de Cenab-ı Hakk'a zaten hamdü sena edeceğim. Hamd edeceğim, şükredeceğim. Allah'a şükürler olsun, hamdü sena olsun. Ellerimle tuttuğum, gözlerimle gördüğüm, bize bu nimetleri bahşeden Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Benim güzel kardeşlerim, bu gece, bu sabah kardeşim Erkan Hoca ile birlikte Medine'den buraya geldik. Beytullah'tan, Kabe'den, Safa ile Merve'den, Arafat'tan, Müzdelife'den, Ravza-i Mudahhara'dan, Resulullah Efendimiz'den size ezanın gölgesinde selam getirmişim. Selam getirdim. Evet. Allah sizlerden razı olsun. Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, saygıdeğer komutanımız, amirlerimiz, askerlerimiz, polislerimiz, aşıklarımız, muhtarlarımız, pek muhterem hocalarımız, dekanlarımız, üniversitede hocalarımız, köyümüze dışarıdan gelen misafirlerimiz, ben bu köyün bir evladı olarak köylülerim adına hepinize saygı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Allah sizlerden razı olsun. Aşık Sümmani Baba'yı aşıklarımız çok güzel anlattılar. Gereken yapıldı. Eğer onu anlatmak gerekirse bu söz bana düşmez. Hüseyin abime düşer. İnşallah o da gereğini yapacaktır.
Benim güzel kardeşlerim, rahmeti Rahman'a tevdi elediğimiz Aşık Sümmani'yi rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Halkın ve hakkın aşığı. Ünü Türkiye'nin dışına da yayılmış. Bu cümleyle yetinelim. Fazla söz söylemeyelim. Gereken söylendi. Rahmetle, minnetle yad ederken aşığımızı, aşıklık geleneğini devam ettiren, hakkın rahmetine kavuşan Aşık Nusret abimizi de rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Ve bu geleneğine devam ettiren Hüseyin abimizi Allah ona da hayırlı, bereketli, uzun ömürler ihsan eylesin de dua ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Yine Aşık Sümmani babanın deyişlerini kaleme alan dedemin babası Molla Yunus'u da rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Köyümüzü şereflendirdiniz, onurlandırdınız. Allah razı olsun. Köyümde doğduğumdan bugüne gelinceye kadar burada Aşık Sümmani adına ilk defa böyle bir şeyi gördüm. Çok heyecanlandım, duygulandım. Emeği geçen belediye başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ederken kendisine bir alkış istiyorum. Sayın belediye başkanım, Sümmani babanın törenleri onun kabrinin yanında, köyünde yapılırsa Aliyül Ala olur, güzel olur. Belki bu ilk oldu, siz de ifade ettiniz. Uzaktan da köylülerimiz gelmişler. Şu anda Bursa'dan da, yurdun çeşitli yerlerinden bizi de izleyen kardeşlerimiz var. Belki onlar için de bir heyecan oldu, teşvik oldu. Genç muhtarımız var, Kenan Bey. Kendisini bir alkışlamanızı istirham ediyorum. Onun da gayretleriyle inşallah burada bu daha ileriye gidecektir. Şimdi kısa bir dua ile bitirelim. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Ve la udvane illa alel zalimin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhanallahi ve bihamdihi. Subhanallahil azim. Allahümme iftah aleyna ebvabe rahmetik. Ve yessir aleyna hazaina min fadlik. Ve keramike ya ekremel ekremin. Ve ya erhamer rahimin. Allahü la ilahe illa huve rabbul arşil kerim. Hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Ey rahmeti ve mağfireti bol olan Allah'ım, lütfu, keremi, ihsanı, bağışlaması bol olan alemlerin Rabbi olan Allah'ımız ya Rabbi, ancak sana ibadet eder, yalnız senden yardım bekleriz. Allah'ım bizlere yardım eyle. Allah'ım bizleri affeyle. Allah'ım bizleri bağışla ya Rabbi. Allah'ım başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam ediyoruz. Sen ulaştır ya Rabbi. Bütün peygamberlere, sahabe-i güzin, ensar ve muhacire, ehli imana rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım bugün burada Aşık Sümmani babayı, aşığımızı rahmetle, minnetle, şükranla yad ediyoruz kabri başında. Allah'ım aşığımıza rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Allah'ım bu kabristanda bulunan babalarımıza, dedelerimize, ninelerimize, bütün cet ve ceddadımıza, uzaktan yakından cemiyetimize, şölenimize teşrif edip amin diyen bu kardeşlerimizin geçmişlerine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Amellerini mabrur eyle Allah'ım.
Günahlarını affeyle ya Rabbi. Seyyiatlarını hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Okunan Kur'an-ı Kerim'in nuruyla kabirlerini purnur, makamlarını cennet eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım bizleri imandan, Kur'an'dan, haktan, hakikatten, hidayetten, sırat-ı müstakiminden ayırma ya Rabbi. Güzel hasletlere sahip, samimi, sabırlı, ihlaslı, şuurlu Müslümanlardan eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım ya Rabbi memleketimize, milletimize hayırlar aç ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi ilelebet payidar eyle ya Rabbi. Bedir'den, Uhud'dan, Çanakkale'den, Malazgirt'ten günümüze kadar gelmiş geçmiş bütün şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Bir hilal uğruna, bir sevda uğruna, bir vatan uğruna ve kelimetullahi hiyel ulya uğruna canlarını seve seve feda eden vatan evlatlarına, kahramanlarımıza, askerlerimize, polislerimize, şehitlerimize rahmetinle muamele eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım milletimize dayanma gücü ver ya Rabbi. Milletimize birlik, beraberlik ver ya Rabbi. Milletimizi iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Allah'ım şu cemiyetimize, törenimize katılan bu kardeşlerimizden razı ol ya Rabbi. Emeği geçenlerden razı ol ya Rabbi. Kazasız, belasız, hayırlısıyla işimizi tamamlamayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Evlerimize Halil İbrahim bereketinden ihsan eyle ya Rabbi. Yurdumuzu, yuvamızı, askerimizi, polisimizi sen muhafaza eyle ya Rabbi. Son nefeste kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyerek bu ikrar ve iman ile canımızı al ya Rabbi. Bizlerden de razı ol. Cennetini bizlere nasip eyle. Cehennem azabından bizleri koru. Ve selamun ala cemi'il enbiya'i vel murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Allah razı olsun hocam. Saygılar sunuyorum. Sayın Kaymakamım, değerli başkanım, değerli misafirler. Bundan sonraki istikametimiz Ablaktaş'ı. Araçlarımız hazırdır. Sayın Müdürüm, başka istikametimiz oradan sonra merkeze geçiyoruz. 16 saat 16'da panel var. Bizden memnun gidin. Mutlu gidin. Hakkınızı helal edin. Çünkü söz ettik, ola ki hata işlemiş oluruz Sayın Kaymakamım. Affola diyoruz. Affediniz. Mevla'ya emanetsiniz seneye. Aynı günlerde buluşmak üzere. Değerli başkanıma tekrar teşekkür ederek hepinizi ve bu halkı bir bu kadar daha narmanı buraya çekmek için tüm gayretle Sümmani Baba'nın adını hiç edebi sanatta düşürmemek üzere bir daha görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.